Prizren'de Türk kültürünün bekçisi Doğru Yol Türk Kültür ve Sanat Derneği'ndeyiz. Sayın Başkan Tahir Luma ile sohbet edeceğiz. Prizren'de Türk kültürü nasıl korunuyor ve nasıl geliştiriliyor diye. Sayın Başkanım merhabalar. Merhabalar. Öncelikle Prizren'e geldik. Biz bütün günümüzü Prizren'de geçirdik. Çok güzel bir Türk şehri Prizren. Prizren'in tarihiyle ilgili bize kısa biraz bilgi verebilir misiniz? Vallahi Prizren'in tarihi Türk ulusunun tarihi kadar eski, geniş, büyük, kalbi açık, gönlü açık. Öyle bir tarihimiz var burada. Zaten Prizren'de nereye baksanız Osmanlı eserleri mevcuttur. Ve onlar birçok bizden daha çok konuşuyor. Kaldı ki biz bu eserleri korumalıyız. Bu eserlerin yanı sıra kültürün de bir çeşit Osmanlı'nın gidişinden sonra biz burada bekçisi olduk. Bugüne kadar başardık. Bundan sonra da inşallah işimiz kolay olur ve başarırız. Tabii ki başarmak zorundayız çünkü bu kadar güçlü bir Türkiye bir ulusun arkasında olduktan sonra başarmamak imkansızdır. Bu derneğin kuruluşundan itibaren ne kadar zaman geçti? Derneğimiz 1951 yılında kurulan bir dernek. Zaten zamanında parmakta sayılabilecek Yugoslavya çapında, eski Yugoslavya çapında sayılabilecek dernekler arasında bir dernek ve özelliği olan Türk Derneği olmasıdır. Bu sene 60. yaşımızı kutluyoruz. Artık kutlamalara başladık bile. Yılın başlangıcından bugüne kadar ve yılın sonuna doğru artık o final kutlamalara geçeceğiz. Eminim ki bu dernekten dışarıda fotoğraflar gördük. Epey insan yetişmiştir 1951'den itibaren 60. yıl dediğinize göre Kosova'nın ve Kosova'daki Türk toplumunun önde gelen insanları yetişmiştir. Nasıl bir çalışma yapısı? Burada gençlerle ilgili ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz Türk kültürünün yaşatılması adına? Siz galiba önceden de buraya gelmezden önce bilgi almışsınız. Doğrudur. Ben Kosova çapında, bilhassa Prizren çapında, Prizren şehri içinde zaten en yoğun yaşadığı Türklerin bir şehir. Bugün karşınıza çıkıp da biri ben yazarım, çizerim, entelektüelim, ne bileyim aydın, her neyse politikacı olmak üzere hepsinin bir çeşit bu dernekle bir bağlantısı var. Bu dernekte aşılanmış, bu dernekte büyümüş ve bu dernekte Türk hissini kazanmış kişilerdir. Demek oluyor ki her kim önde geldiyse bugün Kosova'da herkesin bu dernekte bir bağlantısı var. Onun dışında bugün Kosova'da 30'un üzerinde dernek var. Bütün o derneklerde bizim dernekten çıkmıştır. Bu dernekten bir çeşit o zıplama tahtasını bulup kendi derneklerini kurmuşlardır. Ve bütün bu derneklerle derneğimiz çok açık, şeffaf ve dostça bir işbirliği sürdürmektedir. Kaldı ki hepsi onlar zaten bizim. Ama bu derneğin bir özelliği, bu dernek Prizren'in derneğidir. Halkın bir derneğidir. Zaten öyle bir yönetim sistemi de vardır bu derneğin. Ya bu dernekte bizim 20 aktif kolumuz vardır. Bütün etkinlikler vardır. Folklordan, edebiyata, resama, tiyatroya, her şeye bu dernek elini değmiş. Ama şu an en hassas konumuz, şu an değil, önceden de öyleydi, en hassas konumuz çocuklardır. Çocuklardır dediğimde derneğimizin ata çocuklar kolunu kastediyorum. Şu an yaklaşık 180, 190, 200 gibi çocuğumuz vardır. Zor. Çocuklar. Neler yapıyorlar mesela, ne gibi çalışmalar yapıyorlar? Vallahi başta şarkı, türkü, folklor, tiyatro, resital. Ama onlar bize pek mühim değil çocuklarına yapıyor. Bize mühim olan o çocuklarımız bir arada olsun. O çocuklarımız yarının mühendisi, yarının müdürü, yarının doktoru, subayı, her ne olursa olsun o yolda biz çocuklarımızı bir çeşit eğitmeye çalışıyoruz. Tabii ki ebeveynlerle beraber. Onun dışında çocukların ebeveynleriyle, anne babalarıyla çok yakın ilişkimiz var, irtibattayız. En ufak bir sıkıntıda ebeveynlerle konuşur, danışır ve belli noktalarda belli adımları atmış oluruz. 20 kol sözü geçti. O kolların içinde Hepsinin özerk bir biçimde çalışma sistemi var. Her kolun kendi başkanı var, az başkanı var, orkestra şefi var. Şu an Ramazan'da bulunduğumuz ay en etkin ve en aktif olan tasavvuf müziği koludur. Dolayısıyla Ramazan ayında biz normal, bizim bildiğimiz folklorlu, rock, halk müziği, sanat müziği diye böyle konserlerden uzak dururuz. Ramazan ayını tamamen tasavvuf müziğine ayırmışızdır ve her hafta bir etkinlik vardır. Şu an büyük Ramazan konseri için hazırlıklarımız vardır. Arkadaşların bir bölümü prova yapmaktadır yukarıda. Diğer bir bölümü de canlı yayına katıldı. Şu an canlı yayın zaten gidiyor galiba. Dolayısıyla kısmetse haftaya Prizren'de, ondan sonra da Pristin'e ve diğer kentlerde bu konseri, TASÖ müziği konserini vermek niyetindeyiz. Prizren'de geçen sene gibi tahminen 1000-1200 kişilik bir seyirci kitlesine ulaşmayı hedeflemişiz. Havalar inşallah iyi tutarsa böyle bir konser halka sunulacaktır.